Kemal Kurkut Nevroz Bayramı'nda onlarca, yüzlerce polisin gözü önünde, ortasında tombaların olduğu, herhangi bir şekilde yakalanma ihtimali olan, derdest edilebilecek bir ortamda bir polisin ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Burada bir yerel mahkemede biz polisin bunu yaptığına dair onca delil olmasına rağmen beraat kararını eleştirirken, İstinaf hiç bu konuya da girmeden maalesef beraati bile yetersiz gördü. Bundan sonra olabilecek aslında ölüm olaylarına bir şekilde dayanak oluşturdu. Biz yıllardır hep söylüyoruz. Buradaki bu kadar keyfi yaşamakın ihlallerinin önüne geçebilmek için, çünkü özellikle bölgede bu tür vakalara sık sık rastlıyoruz açıkçası. Yani dur ihtarına uymadı diye öldürülen insanlar, keyfi bir şekilde gösteriler sırasında, bir basın açıklama sırasında ya da bir protesto sırasında öldürülen, keyfi bir şekilde öldürülen onlarca insan. Bunların tamamının sebebi aslında yargının etkin bir soruşturma yapmaması ve bir şekilde polisi koruması. İstinafın da yaptığı tam da aslında buydu. Beraat kararını bile yetersiz gördü. Aslında beraat kararı teknik anlamda ceza verilmesine yer olmadığından daha üstün bir karar sanık lehine. Sanık çünkü aklanmış oluyor. Bunu bile yetersiz gördü istinaf. Neden? Çünkü bundan sonraki olabilecek olaylarda polisin elini güçlendirmek istedi. Ölüm olaylarına polisin sorgulanmamasına dair bir karar vermiş oldu. Bu da maalesef, ama maalesef buna benzer olayların tekrardan yaşanması anlamına geliyor. Yani istinaf mahkemesi burada vermiş olduğu kararla, ey polis, ey kolluk, bundan sonraki hareketlerinizde serbest olun, ben sizi koruyorum dedi. Çünkü istinafın kararına baktığımızda, içeriğine baktığımızda aslında olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir anlatımı da yok, bir tespiti de yok. Biz istinaf dilekçemizi verdiğimizde suçu sanığın işlediğine dair tespit ve beyanlarımız vardı. Bunun tespit edilmesini istiyorduk. Mahkeme bunu da tespit etmeden, failin kim olduğunu belirlemeden bir hukuka uygunluk sebebi yarattı. Bunun da aslında failin kim olduğu önemli değildi istinaf açısından. Kolluk mu değil mi? Yani belki de bir hafta sonra, iki yıl sonra göstericilerden biri ya da Nevroz'a gidenlerden biri çıkacak, bu işi ben yaptım diyecek. Bir polis mi, yasal çerçevede yapılmış mı, o tartışmaya girmedi. Hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için bir kere öncelikle failin tespit edilmesi lazım. İstinaf failin tespitine dair bir değerlendirme de yapmadı. Hani bunu sanık işledi deseydi hukuki tartışma yine de yürütülürdü. Yani bu hukuka uygunluk sebebi mi değil mi? O zaman tartışırdık. O zaman derdi ki yasa şunu der, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi şöyle der, bu şartlar oluşmuş veya oluşmamış. Ama topyekun bir kolluğu koruma çabası, kolluğu aklama kararıdır bu. O yüzden hani bu kararın çok da hukuki olduğu ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun verildiğine dair bir şey söylemek imkansızdır. Buna ilişkin tabii itirazlarımızı yapacağız. Yerel mahkemede itirazlarımızı öne süreceğiz. Kararın hangi açıdan hukuka uygun olmadığını mahkemeye dile getireceğiz. Biz hukuki yollardan bu işin çözümlenmesi gerektiğini söylüyoruz. İnsanların keyfi bir şekilde öldürülmesinin yasa tarafından ya da hukuk tarafından korunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu işi yapacak olan yargı makamlarının, mahkemelerin meydana gelen olayı tespit edip faili gerekli cezanın verilmesini umuyoruz, diliyoruz. Şöyle söylemek lazım, yani olayın başına tekrardan gitmek lazım. Olay nasıl yaşandı, kamuoyuna nasıl yansıdı, hangi ilk tepki neydi kamunun ya da kamu otoritesinin ya da valinin, idarenin, iktidarın, devletin tepkisi neydi, onlara bakmak lazım. Yani olay meydana geldikten sonra sıcağı sıcağına valilik bir açıklama yaptı. Dedi ki zaten hani canlı bombaydı, polis etkisiz hale getirdi canlı bombayı. Sonra görüntüler çıktıktan sonra işin renginin farklı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla o görüntüleri incelediğimizde, yani o görüntüler olmasaydı, orada geçen tesadüfen geçen bir gazeteci o kareleri, fotoğrafları tespit etmeseydi, saklamasaydı, yani çekmemiş olsaydı zaten bundan hiçbir tartışılmayacaktı. Olay valinin açıklaması gibi kabul edilip kapatılacaktı. Ama o görüntüler ortaya çıktı ve bir şey gördük. Yani Kemal Kurkut herhangi bir şekilde herhangi bir polise ya da bir insana zarar vermedi. Bu yönde bir eylem içerisine girmedi. Onlarca polisin bu yönde beyanı var. Bıçağı kendisine
tutmuştu ve üstüme gelmeyin kendimi öldürürüm şeklindeydi. Olay böyleyken başı herhangi birisine zarar verme niyeti yokken, buna ilişkin bir teşebbüsü yokken ve etrafında onlarca polis varken tombasıdır, biber gazıdır, suyudur ki buna ilişkin müfettiş raporları da vardı. Başka şekilde derdest etme ihtimali varken polisin, hakimin sıktığı belli olmayan, doğrudan ki biz öyle diyoruz, buna ilişkin raporlar vardı, yerden sekme sonucuyla olan bir kurşunda yaşamını yitirmiş. Hangi polis sıkmış, hangi ortamda ya da kime saldırırken onu engellemeye çalışmış, kendisine mi başkasına mı, bu koşulların hiçbiri tartışılmadan sadece elinde bir bıçak olan bir gencin polisler tarafından katledilebileceğini söylemek, istinaf mahkemesi bunu söylemiş. Bunun hukuki ya da mevzuata uygunluğu herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Yani elinde herhangi bir bıçağı olan, üstü yani bir şekilde bağırıp çağıran, akıl dengesi yerinde olmayan bir insan, ne bileyim yürürken sağa sola sataşan herhangi birisini de bu gerekçelerle insan, polis de öldürürse diyebilecek de bir şey yok. Çünkü istinaf kararı tam da bunu emrediyor aslında. Zaten az önce dile getirdik. Aslında burada istinaf mahkemesi şunu diyor. Yani failin kim olduğu aslında onun için önemli değil. Fail sanık mı, başkası mı, üçüncü bir kişi mi, konuktaki herhangi bir kişi mi, orada bulunan bir... Öyle demiyor. Kemal Kurkut'un elinde bıçak mı var? Var. Alana girmeye mi çalışıyor? Evet. Birisine zarar verdi mi vermedi mi? O kısma da bir tartışma yok. Ona ilişkin bir değerlendirme de yok. Topyekun kulluğun bu tür eylemlerde, bu tür durumlarda başka türlü yakalama imkanı varken bile... Sen onu kullanmadan işte uyarısıdır, gazıdır, ihtarıdır, bunların hiçbirine gerek kalmadan kolluğun tamamına diyor ki sen bu tür eylemlerde gözünü kırpma, herhangi bir şekilde silah kullanıp kullanmama konusunda tereddüt etme, bu tür eylemlerde kullanabilirsin diyor. Az önce de belirttim, sokakta herhangi bir şekilde elinde silah, akli dengesi olmayan ve kimseye de saldırmayan aslında, akli dengesi yerinde olmayan, sokakta dolaşıp bağıran bir kişiyi polisin öldürmemesi için bir neden yok aslında bu karara göre. Mesela silah kullanma şartlarının oluştuğuna dair bir değerlendirme de aslında yapmıyor istinaf. Sadece genel geçer kavramlar üzerinden kolluğun tamamını aklayacak şekilde, az önce de belirttim, buna ilişkin bir karar verebilmek için failin kim olduğu, hangi kasla hareket ettiğini, içinde bulunduğu psikolojik durumun ya da ortamın ne olduğunu, öncesinde ne yaptığını, yani başka şekilde yakalama imkanı olup olmadığını değerlendirmesi lazım ki bunun içinde failin kim olduğunun belirlenmesi lazım. İstinaf onu da yapmamış. İstinaf aslında sanığın yaptığını da söylememiş.